İyi akşamlar. Günün manşetlerinde tekrar birlikteyiz. Araya gitmeden önce anons etmiştim. Ekonomideki krizin hangi alanlara yansıdığını konuşacağız bu akşam, bu saatte. Özellikle üretici cephesinden hangi boyutta işin vahameti ona bakacağız sevgili seyirciler. Bu arada açıklamalar da var. Bunlardan biri Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı, Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan geldi. Muzda ithal ürünle yerli ürün arasında tam anlamıyla fiyat savaşı yaşandığını belirtiyor Bayraktar ve ithal muzun fiyatının ucuzlamasına izin verilmemelidir diyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar son yıllarda hem üretim hem tüketimi hızla artan muzda ithal ürünün fiyatının ucuzlaması ve yerli ürün muz fiyatına yaklaşmasının üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Muz üretiminin 2000-2015 döneminde 64 bin tondan 270.500 tona yükseldiğini vurguladı Bayraktar. Özellikle muzda örtü altı tarımın yaygınlaşmasıyla üretimde hızlı artışın sağlanabildiğine dikkat çekti. Muz tüketiminin 1,5-2 kilogramdan 5 ila 5,5 kilograma çıkması nedeniyle ithalatın devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, halen ülkenin muz ihtiyacı 470 bin ton dolayındadır. Bunun 270 bin tonu iç üretimle 200 bin tonuysa ithalatla karşılanmaktadır. Muzda yerli üretim arttıkça ithalat azalmaktadır değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar ayrıca muzda ithal ürünle yerli ürün arasında tam anlamıyla fiyat savaşı yaşandığını belirterek ithal muzun fiyatının ucuzlamasına izin verilmemelidir dedi. Aliyetine. Bu arada sevgili seyirciler, dün de ekranlara getirmiştik. Özellikle bu domates üreticilerinin yaşadığı son günlerde domates üreticilerinin yaşadığı sıkıntıyla ilgili ekonomik zorluğu yaptığı eylemlerle duyurmaya çalışıyor birçok esnaf üretici. Antalya'da da domates ihracındaki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışma yapılmasını isteyen üreticiler durumu protesto için içinde domates bulunan tabut önünde temsili bir cenaze namazı kıldı. Antalya'da sebze ve meyve üreticilerinin geçen günlerde halde yaptığı eylemin yankıları sürerken Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği, Antalya Tüccarlar ve Esnaflar Derneği ile Antalya Ziraat Odası sabaha karşı çiftçi ile bir araya geldi. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, son 3 yıldır çiftçinin serumlu yaşamak zorunda kaldığını belirterek bıçağın kemiğe dayandığını söyledi. Buradaki olayımız tarım girdilerinin çok yüksek olması, nedeniyle bugünkü fiyatlarımızın da düşük olmasından çiftçimiz ayakta duracak durumda değil. Söz alan çiftçilerse sorunun muhatabının hükümet olduğunu belirterek bu konuda acilen önlem alınması gerektiğini dile getirdi. Sabahlara kadar odun yaktınız. Konuşmaların ardından çiftçilerden biri içerisinde domates bulunan tabut önünde temsili cenaze namazı kıldırdı. Allahu Ekber. İmam kıyafeti giyen çiftçi, temsili cenaze namazı sonunda sorunlarına çözüm bulmayan hükümete seslendi. Biz sizi seçtik, derdimize çare olun, sesimiz olun diye. Ve size buradan halkın sesini, sizin sahibiniz, asılınızın sesini duyurmak istiyorum. Açıklamaların ardından eylem sona erdi. Evet, Antalya'daki görüntüler de böyleydi sevgili seyirciler. Hazır konu açılmışken Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Sayın Nazif Alp telefon attığımızda. Sayın Alp, iyi akşamlar. İyi akşamlar Lale Hanım, iyi akşamlar. Sağ olun. Pek de iyi akşamlar yaşamıyoruz aslında. Bu ekonomideki ekonomideki kötü gidişat hemen hemen herkesi etkiliyor. Hemen hemen değil, herkesi etkiliyor bu anlamda. Üreticinin derdi başka, tüketicinin derdi başka. Üretici ürününü satmakta zorlanıyor. Tüketici de bu ürünleri almakta neredeyse imkansız hale geldi. Fiyatlar devamlı değişiyor raflarda. Evet. Pazarlarda, filelerde olmuyor ama az önce evet, üreticilerin derdini de ekranlara getirdik. Sadece biriydi bu, Antalya'daki domates eylemi. Temsili bir evet, cenaze namazı kılınıyor. Siz de oradaydınız sanıyorum. Evet, sizden dinleyelim. Bölgede... Çok teşekkür ederim. Bizim sesimiz kulağımız olduğunuz için. Az önce dinlediğim habere göre Sayın Genel Başkanım zaten her zaman bunu, Sayın Şemsi Bayraktar Başkanım bunu dile getiriyor sürekli. Bu aradaki zinciri
bir şekilde kısaltmamız, daraltmamız lazım diye. Biliyorsunuz Antalya'da şu anda domates fiyatı 60 kuruşla 1 lira 10 kuruş arası. 1 lira 10 kuruş, dikkatinizi çekerim. 1 lira 10 kuruş. Tabii ki biz bu Antalya'da arz talebin üzerinde mal yetişiyor bizde şu anda. Evet. Malımız çok ama bunu Rusya pazarı dediğimiz pazarımız kapalı olması nedeniyle ister istemez fiyatlarımız taban yaptı. Çiftçimiz şu anda evine ekmek götüremez duruma geldi. Sebebine gelince biliyorsunuz Antalya'mızda 2B arazi çok olmadan hükümetimiz burada bir güzellik yaptı. Dedi ki 2B arazilerini artık çiftçiye verelim. Hı hı. Artık bu herkes kendi malının sahibi olsun dedi. Verildi ama burada 5 ile 6 sene gibi süre tanımlı. Bu 2B arazide taksitleri geldi. Fiyatlarımız da düşük olmadığından onu bile yatıramak duruma geldi. Çiftçilerimiz zor durumda. Bugün domates değil, biber de aynı, patlıcan ve salatalık da aynı. Fiyatlar o kadar taban yaptı ki sormayın. Evet. Zor durumda. Burada alternatif Rusya pazarları, Sayın Başbakanımız aldığımız bilgi doğrultusunda 4'ünde şeye gideceğini söyleniyor. Soçi'ye yani Rusya'ya. Burada güzel bir imza atılır da eğer çiftçimizin serum dediğimiz hortumu damlamaya başlarsa işte o zaman çiftçimiz kendine gelecek burada. Hı-hı. Şu anda serum hortumundaki o damlama bilene kalmadı. Yani çiftçimiz zor durumda. Biz alternatif pazarlar aranıyor. Biz burada tarım komisyonu kurduk Lale Hanım. Tarım komisyonuyla devletimizin, devlet bakanımız, Mehmet Şimşek bakanımıza kadar ilettik. Burada dedik ki kargo uçaklarıyla olsun, uzak doğu olsun, pazar bulalım. Yoksa tarım iyiye gitmiyor diye. Eğer tüketici, şunu anlatmak istiyorum. Az önce sizin verdiğiniz haberde de tüketici eğer biz yetiştirmezsek bunu ne kadar ithal yiyecek, ne kadar dışarıdan yiyecek. Biz çiftçilere hem tüketici hem hükümet, muhalefetiyle, hükümetiyle hepsi bize kesinlikle sahip çıkmaları lazım. Tarım gidiyor, tarım elden kayıyor. Destek hangi aşamada Sayın Alp, onu söyler misiniz bize? Yani hükümet sizi ne kadar destekliyor ya da desteklemiyor? Şu ana kadar açıklanmadı. Destekleme olayını şöyle açıklayayım ben size. Araziye destek dediğimiz destek var bizim. Kesinlikle araziye destek bizim çiftçiyi tatmin eden bir destek değil. Biz ne istiyoruz destek biliyor musunuz? Kaça gönlensin, devlet kazansın. Yani araziye destek kazansın. Ne? Burada bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyorum hani, da. Yani bir dönüm araziye mazotu, gübresi içine dahil olmazsa 13 lira para veriliyor. Şimdi o mazotla gübre yani bu... Tarlada kullanılan araçlarda zaten işverende var, iş sahibinde, öyle değil mi? Evet. Yani ona da şu anda geçen başbakanımız bir açıklama yaptı. Siz de haberlerde izlemişsiniz, siz de vermişsinizdir. Bundan böyle artık tarlada sürülecek olan mazotun 100 liralık mazotun 50 lirasını ödeyeceğiz dediler. İnşallah bu da bir can suyu diye düşünüyorum. Olursa şayet henüz daha gündeme alınmadı. İnşallah bekliyoruz o da alınır. Biz diyoruz ki artık tarladaki yapılan desteği değil, bizim batı, hani bu Turfan'da yapılan illerde biz ürüne destek istiyoruz. Yani sattığımız malın kaç ton mal veriyorsak ona destek istiyoruz. Onun içinde çiftçimiz bekliyor. Mesela gübrede ne yaptılar? KDV geldi. KDV geldi, çiftçi hiçbiri görmedik. Bunun yanında sağ olsun Tarım Bakanımız tekrar gübre firmalarıyla görüştü. %16.3 olacak, yanlış bilgi vermeyeyim. Tekrar bir düşüş yapıldı. İşte o zaman çiftçiye birazcık yansıdı. KDV %18 KDV kaldırıldığında bu yansımadı. Onun için de burada devletimiz eğer bu tarım ayakta kalacaksa acilen önlemler alınarak bu Rus pazarının ve alternatif olan pazarların kesinlikle açılması lazım. Açılmadığı zaman tarım bitecektir. Şu anda Antalya'daki Turfan'da Türkiye'nin örnek vermek istiyorum size bir. Türkiye'de 13-12 milyon ton domates üretiliyor. 81 ilde yalnız bunun içindeki payımız bizim 3 milyon ton. Antalya'da. Bu tarımda. Önemli bu bir rakam %30. Bu. Tabii ki önemli. Evet, Antalya Türkiye'ye zaten Antalya gibi. Evet dediğiniz gibi Türkiye'ye sebze ve meyve üretiminde çok ciddi katkısı olan bir ilimiz. Kesinlikle. %38-40 gibi
Türkiye'mizi besleyen bir ambarız biz. Hani Konya nasıl tahıl ambarı deniyorsa Antalya'da sebze ve narinciyede ambarız biz burada. Bize kesinlikle iyi gözle bakılması lazım. Kim olursa olsun burada çiftçimizi öldürmememiz lazım. Ayakta durmamıza. Lale Hanım şunu da söylemek istiyorum. Bizim çiftçimizin bankada birikmiş 10 lira parası yoktur. Hepsi yılı yıla aktararak gideriz. Ancak karnımızı doyururuz. Bir de okutabilirsek çocuklarımızı okuturuz. Yaptığımız işin hepsi bu. Peki. Onun için de burada devletimizin alternatif pazar ve Rusya'daki talihsiz bir açıklama oldu. Biliyorsunuz bu ihracat gidecek domates yok dediler içinde. Bir de bunun yanında sizin aracınıza da iletmiş olayım. Bunun yanında da dediler ki büyük şirketlerden alacağız gibi. Ya, talihsiz bir açıklama oldu. Bunu da inşallah hükümetimiz oraya gittiği zaman bunları kaldırtır ve çiftçimize güzel bir müjdeyle dönülür diye düşünüyoruz. Yani biz yoksa Antalya'da tarım bir yerde çökecek, evet. Zor duruma kalacak. Ben buradan son cümlenizi alayım lütfen. Antalya'da 1 lira, İstanbul'da 5 lira deniyor bunlar. Burada şunu anlatmak istiyorum. Sayın Genel Başkanım Şemsi Bayraktar bunu yıllardır söyleye geliyor. Diyor ki bu makası daraltalım, bu makas daraltalım. Evet. Nasıl yapılması gerekiyor? Artık bunu çözelim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Alp değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet şimdi bir başka bölgemize gidelim. Güneydoğu Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu bu kez telefon attığımızda. Orada da esnafın durumunu hangi durumda olduğunu anlatacak bize. Sayın Bedirhanoğlu iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, çeşitli bölgelerimizden bu ekonomik krize doğru Türkiye'nin son durumunu öğrenmeye çalışıyoruz. Sizin bölgenizde de yani Güneydoğu'da da sanıyorum pek iç açıcı bir durum yok. Neler anlatacaksınız bize? Şimdi bölgemizde malumunuz aslında işin doğrusu zaten bölgemizde yüzyıllardır gelen bir böyle geri kalmışlık sorunu zaten bölge yaşıyordu. Bölgede yaşanan çatışmalı şiddet ortamı da bölgede bir ekonomik hamlenin oluşmasını da yapılan tüm teşvik yasaları rağmen arzu edilen başarı da elde edilemiyordu. Ancak son dönemlerde özellikle 7 Haziran sonrası başlayan çatışma ve şiddet ortamı gerçekten de bölge ekonomisini tabir yerindeyse dibe vurdu. Evet. Daha sonra bu hendekler, barikatlar, operasyonlar da gerçekten bölgenin genelini kapsayan ciddi bir ekonomik açmazlığı karşı karşıya bıraktı. İşin doğrusu büyük bir ekonomik ağır tabloyla karşı karşıya bir bölge. Ve son dönemlerde tabii yine ülkenin genelinde yaşanan böyle ekonomik daralma bölgenin de ekonomisini olumsuz etkilemekte. Hele bölgede yatırım yapan insanların gerçekten hem finansal erişimi hem mevcut iş yerlerini koruma, pazar, satış, pazarlama gerçekten ciddi sıkıntılar yaşamakta. Dolayısıyla aslında bölgedeki sanayinin çok cılız olması bölgedeki büyük ekonomik ağır tablonun da görülmesini de engelliyor. Zaten hani ciddi bir gelişmişlik yok. Ve dolayısıyla hani o krizin boyutlarının hani görülmesi bakımından çok fazla veri vermiyor. Sayın Bedirhanoğlu bu terör nedeniyle özellikle bölgede zaten bu anlamda bir sıkıntı yaşanıyordu. Özellikle seçim dönemi sonrasında ama bu son işte Türkiye'nin dışarıyla olan ilişkileri, yurt içinde yaşanan bu sıcak gelişmelerin dövizi, başta dolar olmak üzere dövizi ciddi anlamda etkilemesi ve ekonomiye yansımaları. Bununla birlikte Doğu ve Güneydoğu'da yatırımlar nasıl etkilendi son dönemde? Üreticinin durumu nedir? Daha somut bir şekilde almak gerekirse neler söyleyeceksiniz? Yani bölgenin ekonomik potansiyeli zaten bir daralma gösteriyordu. Ciddi bir takım sıkıntılar vardı. Özellikle o sıkıntılar bölgede ülkenin genelinde hal yazdığında yani son yaşanan dönemde daha da artış gösterdi mi? Gayet bu 15 Temmuz'dan sonra. Ülkenin genelindeki yaşanan sıkıntılardan bölgenin de bundan payını almaması mümkün mü? Tabii bölgedeki gerçekten ekonomik ağır tablo bilinenin de çok ötesinde ve bu ağır tablonun hafifletilmesi noktasında gerçekten önemli tedbirlerin de alınması gerekiyor.
ki bu tedbirlerin alınması noktasında zaman zaman hükümet yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Ama hani hali hazırda yaşanan şu ki tüm sektörlerde büyük bir daralmanın yaşadığını gözlemlemek mümkün. Evet, tabii bu bölgede çalışan işçilere de yansıyor. Sadece üretim kısmı değil, işveren kısmı değil, bölgede çalışan işçiler de ne yazık ki zor durumda bu anlamda. Geçtiğimiz dönemde onları da konuk ettik biz. Ücretlerini almakta, haklarını almakta güçlük çekiyorlar. Bir de böyle bir yansıması da var. Bu bir zincirleme zaten. Baştan geliyor. Ta en altta ücretli çalışana kadar ve onların yapmakla yükümlü olduğu kişilere kadar yansıyor. Bu küçük esnaftan orta ölçekli esnafa kadar işte büyük üretim merkezlerinden yatırımcıya kadar genel olarak da herkes kendi payında bir şekilde etkileniyor. Kaldı ki yaşanan ekonomik ağır tabloda özellikle işsizlik oranının da bölgelerde çok yükseklere ulaştığını ifade etmek gerekiyor özellikle bu bakımdan. Evet. Diyoruz Sayın Bedirhanoğlu bütün aktardığınız bilgiler için. Evet sevgili seyirciler şimdi bu kez Sivas'a gideceğiz. CHP Sivas Milletvekili Sayın Ali Akyıldız var telefon attığımızda. Sayın Akyıldız iyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi biz üreticinin düştüğü darboğazı konuşuyoruz. Dolayısıyla üretimin nasıl aksadığını bu ekonomide yaşanan sıkıntılarla birlikte tabii işin bir tarafı da hayvancılık. Küçükbaş hayvancılıkta da ciddi sorunlar var ve yarın siz de buna ilişkin bir etkinlik düzenleyeceksiniz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılacağı küçükbaş hayvancılığın sorunları ve CHP'nin çözümleri noktasında. Bu çalışmaya ilişkin önce bilgi alalım sizden, sonra konuşmaya devam edelim hayvancılık hakkında. Ben öncelikle teşekkür ederim bana bu olanağı sağladığınız için. Şahsınızda Halk TV ailesine de saygılarımı, selamlarımı iletiyorum ve ekranları başında bizleri izleyen bütün yurttaşlarımıza da ben selamlarımı, iyi akşamlar dediklerimi iletiyorum. Yarın değil, Perşembe günü 1 Aralık'ta Sayın Genel Başkanımız Sivas'ta bizim konuğumuz olacak. Tabii biraz önce belirttiğiniz gibi ülkemiz de çok ciddi ekonomik kriz kapıda. Bu ekonomik krizden de en çok etkilenen maalesef köylülerimiz, çiftçilerimiz olacak. Tabii esnafımız, iş adamımız, sanayicimiz de etkilenecek ama dar gelirli insanlarımızın ve özellikle çiftçilerinin çok fazla etkileneceği aşikar. Biz de bu konuda 1 Aralık'ta Sayın Genel Başkanımızın Sivas programında özellikle ülkemizdeki küçükbaş hayvancılığın sorunlarını, sıkıntılarını masaya yatıracağız ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak çözüm önerilerimizi hem burada Sivas'ta halkımızla paylaşacağız hem de ekranlar başında bizleri izleyen yurttaşlarımızla paylaşmış olacağız. Çünkü ülkemizde kırmızı et sorunu özellikle son günlerde çok ciddi şekilde yer aldı ve bu sorunun çözüm noktasında da hükümetin yapmış olduğu yanlış politikalardan birisi de ithalat. Yani ithalatla kırmızı et sorunu çözmek ülkemizde doğru bir politika değil. Bunu yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Yıllardır doğru olmadığını söylüyoruz. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına mecliste yapmış olduğum konuşmada bir öneride bulunmuştum hükümete. Neydi bu öneri? Sivas'ın yıllardan beridir köylerin boşaltılmış olmasından dolayı, göç veren bir yer olmasından dolayı köylerde özellikle meralarda otlatma baskısı azaldığı için meralarımızın kalitesi yükseldi. Sivas'a özel bir uygulama yapalım. Bir pilot bölge seçelim. En azından küçükbaş hayvancılıkta Sivas'ı pilot il olarak belirleyelim. Bu hem Sivas'ın en azından tarımsal anlamdaki gelişmesine katkı verecektir. Hem de ülkemizin kırmızı et sorununa bir çözüm olacaktır diye öneride bulunmuştum. Evet. Sayın Tarım Bakanı da bu konuda Sivas'ı küçükbaş hayvancılıkta ve artı büyükbaş hayvancılıkta da pilot iller arasında aldığını belirtince biz de teklif sahibi bir parti olarak üzerimize düşen sorumluluk, üzerimize düşen görev hükümetten önce Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna biz sahip çıkalım ve bu sorunu Türkiye gündemine Sivas özelinden biz taşıyalım. Hem Sivas'taki küçükbaş hayvancılığın artı tabii küçükbaş hayvancılık ama genel anlamda da tarımsal sorunların ve sıkıntıların da konuşulduğu bir çalıştay yapalım. Hı hı. Sivas'tan bunu Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisi olarak seslendirelim, dillendirelim düşüncesiyle böyle bir program hazırladık. Genel Başkanımızın da çok yoğun olduğunu biliyorum. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Evet. Bu kadar yoğun programı arasında
Sivas'a gelmesi, Sivas'ta bizleri onur edecek olması da bizler için ayrıca çok önemlidir. Ve Sivas heyecanla Sayın Genel Başkanımızı bekliyor, onu da belirtiyor. Hı hı. Şimdi yarın yapacağınız çalışma çok önemli. Özellikle küçük baş hayvancılıkta Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntı. Ama AKP hükümetinin özellikle son yıllarda bu küçük baş hayvancılık ve tarım politikalarında attığı yanlış adımlar hayvancılığı ve tarımı neredeyse bitme noktasına getirdi Türkiye'de. Öyle değil mi? Şimdi kesinlikle bakın Türkiye bir dönemler çok iyi hatırlayalım. Orta Doğu'nun kırmızı et ve canlı hayvan merkeziydi. Ancak adım adım hayvancılığımızı çökerttiler. Özellikle son 15 yıldır uygulanan yanlış politikalar, özellikle de küçük baş hayvancılık ve büyük baş hayvancılıkta Türkiye'yi ithalat yapan bir ülke konumuna getirdi. Şimdi hayvancılığımızın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla çok iyi anımsayacaksınız. 1952 yılında Et ve Balık Kurumu kuruldu. Evet. Ülkemizin çeşitli yerlerinde kombinalar açıldı. 1995 ve 2007'ler arasında Et Balık Kurumu özelleştirildi maalesef. Bu durumda da faiz yükü ile zarar ettirildiler. Devletin elinde sadece şu anda maalesef 7 tane kombina kaldı. Piyasanın ancak %1'ine hakim olabilen bu kombinalar ne yapacak? Üretimi ve fiyatta doğal olarak yönlendiremeyecek. Bu kurum 2013 yılında Et ve Süt Kurumu adını aldı. Daha ziyade canlı hayvan ve karkas et ithalatıyla bu kurum ayakta durabilecek duruma getirildi. Tekrar söylüyorum, ithalat çözüm değil. Şimdi hayvancılığın en önemli girdisi neydi? Yem. Şimdi bu kapsamda özel sektörle işbirliği ve ortaklık yoluna gitmek amacıyla 56 yılında Türkiye'de yem sanayi, yani yemsan kurulmuştu. Şimdi 93-95 yılları arasında yemsan özelleştirildi. Kurum yine aynı şekilde diğer kurumlarda olduğu gibi burada da faiz yüküyle zarar ettirildi. 89 yılına kadar zarar etmeyen kurum 1992 yılında bakın zarar 55 bin lirayken ödediği faiz 75 bin lira oldu. Şimdi sadece batıdaki fabrikalar açık kalırken doğudakiler birbiri ardına kapatıldı. Sivas Et Balık Kurumu vardı. Sivas'ın Et Balık Kurumu haraç mezat satıldı ve şu an o satılan Et Balık Kurumu'nun arazisi bir özel şahsın elinde ve atıl durumda duruyor. Ve ben bu bir öngörüdür, yanılıyor olabilirim ama çok uzun sürmeyecek. O Et Balık Kurumu'nun harika olan arazileri belki de yarın binalar, apartmanlar ve beton yığınına dönecek. Ve yeniden burası taleplerin yoğun olması nedeniyle Sivas'ta İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri aracılığıyla yeniden bir et ve süt kurumu kuruldu. AKP iktidarı döneminde 3 kez açılış yaptık. Yani son 3. kez kısa bir süre önce açılış yaptık. Herhalde 10 kez yapacağız bu açılışı. Ama buranın da maalesef 3 kez açılmış olmasına rağmen Sivas'ın derdine derman olacak şekilde bir çalışma yapacağını düşünmüyorum. Şu anda görüntü bu. Umuyorum ben yanılırım. Evet. Şimdi İthalat açık, tam gaz devam ediyor. Kırmızı eti açığını kapatabilmek için ne yapıyor AKP? Üretim ve üreticiyi desteklemek yerine hala ithalat diyor. Şimdi %250'lerde olan gümrük vergilerini sıfırladı. Sen gümrük vergisini sıfırlayacak, tamamen ithalatın önünü açacaksın. Ondan sonra da ülkemizde et sorunu çözmeye kalkacaksın. Yok böyle bir şey. Yani böyle bir politika dünyanın hiçbir tarafında yok. Şimdi Avrupa Birliği bütçesinin, bakın bunlar bilinen şeyler ama yine hatırlatmak lazım, %40'ını tarımsal desteklere ayırıyor. Ülkemizde yasa ile gayri safi milli hasılamızın %1'i, bakın bu kanunda var, %1'i tarıma destek olarak ödenir denmesine rağmen AKP iktidarları döneminde biz hiçbir dönem ülkemizdeki gayri safi milli hasılanın %1'inin tarıma destek olarak ödenmediğini çok net söylüyoruz. Evet. En fazla ödenen 1/5'tir. Yani yarısı ödenmiştir. Evet. Böyle bir politikayla, böyle bir bakış açısıyla ne Türkiye'deki tarım ne de Türkiye'deki hayvancılık gelişmeyecektir. Türkiye'de ithalata devam edecektir. Çiftçimiz büyük şehirlerin varoşlarında asgari ücretlerle geçimini sağlamaya mahkum edilecek. Arazilerimiz boş kalacak. Çiftçimiz de demin belirttiğim gibi perişan edilecektir. Böyle bir evet. bakış açısı doğru değildir. Biz de bütün bunların, sorunların masaya yatırılması,
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki çözüm önerilerimizin neler olduğunu Sivas'tan ülkeye Perşembe günü 1 Aralık'ta Sayın Genel Başkanımız aracıyla açıklayacağız. Tekrar söylüyorum. Türkiye'nin sadece ekonomik anlamda değil, her anlamda kurtuluşunun tek yolu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır. Ve umuyorum ve diliyorum ki en kısa zamanda ülkemiz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından kurtularak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hem demokraside, hem hukukta, hem laiklikte, hem Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılmasında, son dönemde abi diyerek ülkemizi farklı alanlara çekme çabalarından da kurtulmasında İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunları başaracağız diyorum. Evet, gerçekten anlamak güç. En önemli geçim kaynaklarından biri tarım ve hayvancılık olan bir ülke nasıl bu noktaya geldi? İhraç eder duruma geldi. İthal eder duruma geldi, özür dilerim. Anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani bir ülkeyi yönetenler neden bunu yaparlar? Neden ülkelerine bu kötülüğü yaparlar? Anlayamıyoruz Sayın Yıldız. Yani maalesef Cumhuriyet tarihinde hatırlayın. İlk defa Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde saman ithal ettik. Evet. Neler yani oldu neler. Evet. Dünyada kendi kendisine yeten 7 ülkeden biriyiz diye övündüğümüz ülkemiz saman ithal eder duruma getirildi. Onun için tekrar söylüyorum. Yani bu konuların çözüm noktasında tek kurtuluş, tek çözüm Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır. Çiftçimiz de bunu görmeye başladılar. İşte kısa bir süre önce Plan Bütçe Komisyonu'nda Tarım Bakanlığı bütçesi görüşürken orada da belirttim. Yani Sayın Tarım Bakanı'na biz çiftçimize mazotu işte 1000 liraya 1500 liraya vereceğimiz derken tonunu, siz nereden bulacaksınız bunun kaynağını diyerek bizi eleştirirken, şimdi kalkıyorsunuz 2017 yılında mazotun %50'sini destekleyeceğiz diyorsunuz. Ha yetmez ama buna da seviniyoruz. En azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğru politikalarını kendinize örnek alarak tamamını uygulamasanız bile, en azından bir kısmını ile uygulasanız çiftçimiz birazcık nefes alacaktır. O yüzden bizim 7 Haziran'da da 1 Kasım'da da gerek tarımsal anlamda gerekse ekonomik anlamdaki topluma sunduğumuz o seçim bildirgesindeki vaatlerimizin karşılığını inşallah çiftçiye yine biz yapacağız, vereceğiz ama AKP de bunlardan kopya çekmeye devam etsin istiyoruz. Biz bundan mutlu oluyoruz yani. Az da olsa, eşit de olsa. Türkiye'nin menfaati uğrundaysa tabii. Tabii ki. Peki Sayın Akyıldız, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Yarın için de kolaylıklar diliyoruz size. Ben çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evet, şimdi de ta Karadeniz'e uzanalım. Bakalım orada sorunlar neler. Samsun Ziraat Odası Başkanı Hayati Tosun bu kez telefon attığımızda. Sayın Tosun, iyi akşamlar. İyi akşamlar Lale Hanım. Evet, bölgelerden, illerden bu... Mühendisleri Odası. Peki, düzeltelim. Bölgelerden, illerden bu ekonomideki krizin yansımalarını almaya devam ediyoruz. Antalya'ya sorduk, Güneydoğu'ya gittik, Sivas'a gittik. Şimdi de Samsun'dayız. Siz neler aktaracaksınız bize? Bu dolardaki yaşanan artış, ekonomide yaşanan sıkıntı oradaki üreticiye nasıl yansıyor? Bütün Türkiye'de diğer kanallarda da gördüğümüz gibi maalesef özellikle üretici ciddi bir sıkıntı içerisinde. Bölgemizdeki ana kaynağı, geçim kaynağı olan fındık, çeltik ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaklaşık 450 bin civarında fındık üreticisinin olduğunu düşünürsek bunun dolaylı bir şekilde 2 milyon insanı tamamına vurduğumuzda 8 milyon gibi bir insanı direkt etkileyen bir fındık. Sadece hani fındığı bir tarımsal ürün olarak değil de Karadeniz bölgesi için stratejik bir ürün olarak düşünmek lazım. Geçmiş senelerde 2.8 yaklaşık 3 milyar dolar gibi Türkiye'ye bir katma değer sağlayan bir ürün. Ama maalesef burada da ciddi bir sıkıntı yaşıyor üretici. Özellikle pazarda fiyat konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. 2014'ten sonra 15 ve 16 yılında emeğinin karşılığını alamıyor diyebiliriz çok açık ve net bir şekilde. Ki bu ürün Türkiye genelinde baktığımızda yaklaşık %70'ini, %75'ini Türkiye'nin ödettiğini düşünürsek, pazarı bizim, üreten biziz ama fiyatımızı belirleyemiyoruz maalesef. Bu en büyük ciddi eksiklerden bir tanesi. Bu ürünün yaklaşık 2 milyar dolar gibi bir kısmını alan bir firma, bir İtalyan firması. Bunun yaklaşık 12 milyar dolar bir carisinin cirosunun olduğunu düşündüğümüzde
ciddi anlamda bunun sorgulanması lazım. Dolayısıyla tarımdaki aslında en büyük sıkıntı bütün ürünlerde olduğu gibi üretim değil. Bunun pazarlanması. Pazarı bulamadığımız sürece bugün üzümden tutun domatese, fındığa kadar en son yaşadığımız sosyal medyada gördüğümüz televizyonlarda bakıyorsunuz cenaze namazları evet, kılınıyor, evet. Selaları okutuluyor. Yani güler misiniz, ağlar mısınız demek lazım. Burada ciddi anlamda bir ortak akıl dememiz lazım. Bu üreticinin artık ciddi anlamda sıkıntı yaşamaya başladı. Geçim alanında ciddi sıkıntılar başladı. Özellikle çerçik fiyatları, fındık fiyatları, nakit döngüsü bölgenin tamamen bozuldu. Yani Karadeniz bölgesinde şu üründen kazandığı vatandaş diyebileceğimiz neredeyse bir şey yok. Ama en kötü bir tarafı da bu fiyatlarla beraber pazar fiyatlarına bakıyorsunuz. Pazarda maalesef tüketicinin aldığı ürün fiyatları yüksek. Yani üretici ile tüketici arasında ciddi bir fiyat makası var, şırımı var. Bu şekilde sürdürülebilir bir yaşamı kesinlikle sağlamak mümkün değil. Evet. En önemli sıkıntılardan bir tanesi bu maalesef. Yani vatandaş emeğinin karşılığını ciddi anlamda alamıyor. Evet, özellikle fındık taraftan, ve çeltik dedik Karadeniz'den, o bölgeden gelen en önemli ürünler. Bu anlamda da tabii orada üretici zor durumda. Elinde ürün kalıyor, satmakta güçlük çekiyor. Tüketici artan fiyatlar nedeniyle alamıyor. Böyle bir kısır döngü var. Sizin elinizden de gelen sıkıntılar aslında benzer sıkıntılar. Yani ben şurada bir şey açıklamakta fayda var. Fındık gerçekten hani bir taraftan biz ziraat mühendisiyiz. Mühendis olarak işimiz hesap kitap üzerine de kurulu. Sadece bunu söylemeniz değil. Ben geçen de bir hesap yapmıştım. 16 Kasım 2015 tarihindeki dolar kuru 2.87'ymiş. O dönemdeki pazardaki oluşan fiyat 13.25'ti fındıkta. Bugünkü geldiğimiz yerde dolar kuru 3.42'lerde. Geçen seneye göre ilk 2 aylık dönemdeki çıkan fındık fiyatlarına bakıyorsunuz. Toplam hasılada satışta yurt dışına ihracat yaptığımız miktarda %4 gibi bir düşüş var ama dolar kurunda %19 bir artış var. Yani tamamen ihracatı yaptığınız diye düşündüğünüz bir ürün de bunu 13.25'ten alıp bugünkü fiyatla çarptığınızda fındığın fiyatının 15-16 liralarda olması lazım. Evet. Bakın fındığı sadece yani üretici mağdur diye düşünmemek lazım. Sadece üretim değil, ülke içinde ciddi anlamda bir sıkıntı. Yani benim tahminim yıl sonu bu gerçekleşmelerle beraber devam ederse bugün ülkenin devletin bu konuda uzak durması, defans olması, sözlerini yerine getirmemesinden dolayı en az 1 milyar dolarlık bir cari kayıp olacaktır. Bu üreticimizin de ülkemizin de. Bu nihayetinde hep söylüyoruz yurt dışına cari açık veriyoruz diyoruz. Açık veriyorsanız önce ürününüze, üreticinize, toprağınıza sahip çıkacak. Şimdi son rakamlar açıklanıyor. Tarımsal hasılada işte 47 milyar dolarlık hedefimizi 150 milyar dolara çıkartacaklarmış. İhracatta 17-18 milyar dolarlık ciroyu 40 milyar dolara çıkartacak. Bugün son 10 yıl içerisinde en önemli ciro olarak baktığınızda sıralamaya koyduğunuzda fındık geliyor. Tarımsal ürünler içerisinde ihracatı yaptınız. Bugün siz buralarda kaybederken bu ciroları nasıl arttıracağını hesaplıyorlar hakikaten açıklamak lazım bunları. Ciddi anlamda sıkıntı. Yine bu ürünün en büyük ihracatını yaptığınız firmayı en büyük işleyen bir firmaya satıyorsunuz. Yani evet. Bir anlamda şöyle düşünün. Davulda, tokmakta aynı kişiye veriyorsunuz. İstediği gibi çalıyor. Yani buna tam da öyle Sayın Tosun. Çok tam ciddi anlamda öyle. Yanlış. Evet. Evet. Yani burada ofisi mi, tarım kredi mi, disko birliği mi ne şekilde desteklerler bilemeyiz ama üretici ciddi anlamda sıkıntı içerisinde. Üreticiye kulak verilmesi lazım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hayati Tosun. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Samsun'a da gittik. Orada da hemen hemen benzer şeyleri duyduk Sayın Hayati Tosun'dan. Benzer sıkıntıları. İşte oranın önde gelen ürünlerine üreticinin Türkiye'ye satmaya çalıştığı çeltik, fındık. Onlar da gene bu ürettikleri çeltik ve fındığı satamıyorlar çoğu zaman. Belirlenen değerin altında ellerinde kalıyor. Ne oluyor? Üretici satamıyor, tüketici gelen zamlar nedeniyle alamıyor. Böyle bir kısır döngü var dedik. Hemen hemen her bölgede aynı çığlığı duyuyoruz. Yaklaşan ekonomik kriz, hatta çoğu uzman ekonomik krizin yaklaşmakta olduğunu değil, aslında Türkiye'nin bir krizin içinde olduğunu ve somut olarak yavaş yavaş emarelerin ortaya çıkmaya başladığını dile getiriyorlar. Ama bizi yönetenler, hükümet yetkilileri hiç oralı değil. Örneğin Başbakan Binali Yıldırım bu dolardaki artışı bugün çıktı, Amerika'daki seçimlere bağladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetten bir türlü uzak kalamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doları hiç umursamayın diyor, altın alın diyor. Parası olan zaten doları da alır, altını da alır, fark etmez. Altını hangi parayla alacak? Böyle bir bizi yönetenlerden gelen çözüm önerileri de bu yönde işte. Evet, birçok bölgeden bu çığlıkları duyurmaya devam ediyoruz dedik. Şimdi Adana'ya gidelim. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar bu kez telefon attığımızda. Sayın Karalar, iyi akşamlar. Sayın Karalar, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Biz şimdi bütün bölgelerden bu üreticinin çığlığını duyurmaya çalışıyoruz. Adana'da narenciyenin önemli bir kaynağı. Siz neler söyleyeceksiniz Adana için? Üretici ne durumda Adana'da? Şimdi tabii sadece narenciyenin en büyük üreticisi Adana, sadece narenciyenin değil, bir sürü ürünün en büyük üreticisi Adana. Pamuktu, narenciydi, ip atlıcandı, domatesdi, biberdi. Evet. Aklınıza gelen bir sürü sebze, meyve bizim o verimli topraklarda yetişir. Biliyorsunuz Çukurova dünyanın en önemli 3 verimli ovasından bir tanesi. Ve zaten Adana sanayi kenti, tarım kenti, bunların da oluşturduğu gelirle ticaret kenti olarak bilinir. Ne yazık ki son yıllarda ne portakal para ediyor, ne mandalina para ediyor, ne mısır para ediyor, ne hiçbir ürün para etmiyor. Ve çiftçi kan ağlıyor. Evet. Ülkenin her tarafında olduğu gibi çiftçi kan ağlıyor. Bu maalesef ticaretle etkiliyor. Her şeyi etkiliyor. Evet. Ne yazık ki. Şimdi tüketicinin durumu da aslında benzer. Diyoruz ki kısır bir döngü var ama hükümetin umrunda değil. Bu çalan tehlike çanlarını duymazdan geliyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu görmezden geliyorlar. Üreticinin ürettiği ürün elinde kalıyor. Tüketici fiyat artışları nedeniyle gidip satın alamıyor. Böyle bir tablo var. Ne yazık ki, yani bu kadar ucuz olmasına karşın dediğiniz gibi halk meyve yiyemiyor, sebze de yiyemiyor. Biliyorsunuz Seyhan Belediyesi bu karpuzun tarlada kaldığı yıl tonlarca, yüz tonlarca karpuz aldı, işçisine, halkına dağıttı. Portakal aldı, 500 bin kilo, evet, halkına dağıttı. Bunlar bir nebze çiftçimize destek olurken bir de meyve yemeyen kardeşlerimize, halkımıza meyve dağıtmış olduk. Bu sene de bu uygulamamızı devam ettireceğiz. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Karalar. Ben teşekkür ediyorum. Son bir şey söylüyorum. Buyurun. Demin başlarken dolar dediniz, şunu dediniz, bu dediniz. Evet. Ekonomiyle ilgili biliyorsunuz Türkiye'nin en ilerinden bir tanesi Selin Sayık Böke. Cuma günü Halkın Arenası, Halkın Belediyesi'nde saat 9'da Kültür Merkezimizde Selin Hanım da katılacak. Uğur abimiz de katılacak. Hepimizin çok saygı duyduğu, sevdiği. Onu izlemek büyük bir zevk. Ben bütün Adanalıları Halk Arenası'na bu vesileyle davet etmiş olayım. Evet. Ayın ikisinde Cuma günü saat 9'da Seyhan Belediyesi'nin Kültür Merkezi'nde. Evet, bir kere daha hatırlatmış olalım. Size de kolaylıklar diliyoruz. Efendim, sağ olun Sayın Karalar. Çok iyi günler, iyi günler. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bir sıcak gelişme var. Hemen onu da aktaralım. Ekranda görüyorsunuz, Adana'da bir öğrenci yurdunda yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor. İçeride 3 kız öğrenci olduğu fakat bu öğrencilere ulaşılamadığı bilgisi var. Çıkan yangınla ilgili Adana'da öğrenci yurdunda elimize ulaşan bilgi şu an bu 3 kız öğrenciye ulaşılamadığı şeklinde sevgili seyirciler, Adana'daki yangında. Bu arada yurtta kalan öğrenciler de yangından kurtulabilmek için camdan aşağı atladılar, camlardan yurt binasının. Bugün akşam saatlerinde Aladağ ilçesi Sinanpaşa mahallesinde bulunan ve çevre köylerde oturan ailelerin ortaokul ve lise dengi okullarda öğrenim gören kız çocuklarının kaldığı yurtta çıktı yangın. Nedeni henüz belli değil. Kısa sürede de büyüdü. Alevler bir anda binayı sardı. İçeride bulunan öğrenciler korku dolu anlar yaşadılar ve camlardan atlayarak canlarını kurtarabildiler. Bu arada olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ambulansları sevk edildi. Ekipler söndürme çalışmalarını hala devam ediyorlar. 3 kız öğrenciye ulaşılamadığını söylemiştik. Öğrencilerin binada mahsur kalmasından endişe ediliyor ne yazık ki.
Bu arada yaralı öğrenciler de hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürme çalışmaları da hala devam ediyor diyelim. Ve bu akşama da noktayı bu sıcak gelişmeyle koyalım. Bu bölümde üreticinin dertlerini konuşmaya çalıştık. Ekonomide tehlike çanları çalıyor. Kırmızı alarm verildi. Hükümetten gelen açıklamalar bu yönde olmasa da bu artışların dalgalanma şeklinde yaşanacağı, muğlak dalgalanmalar olduğu söylense de Türkiye bir ekonomik krizin eşiğinde ve belirtileri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Üretici ayağına baktık bu akşam. Üreticinin sıkıntısı ne? Çeşitli illerden konuyla ilgili uzmanları yayınımıza aldık ve bu sıkıntıları onlar dile getirdiler bize. Tüketici de yine aynı durumda biliyorsunuz. Onlar da gidip raflardan ücretleri her geçen gün artan ürünleri ne yazık ki alamıyorlar. Durum bu. Evet, bizden bu kadar dedik. İyi akşamlar diliyoruz. Saat 21'de Şaban Sevinç'le Basın Koridoru Halk TV ekranlarda olacak. Yine önemli konuklarıyla gündeme dair önemli değerlendirmeler olacak. Sakın kaçırmayın.